Hocam bir de kadınlarda çok fazla sık gördüğümüz idrar yolu hastalıkları var. Evet. Peki idrar yolu hastalıkları nelerdir? Kadınların idrar yolları erkeklere göre çok kısadır. Erkeklerin yani dış idrar yolları, evet. Üretra dediğimiz. Erkeklerin 7-8 santimken kadınların 3 santimdir. Ve çok daha dış ortama açıktır. Birazcık daha kadınların hijyenlerine daha fazla dikkat etmeleri evet. gerekiyor bunun için. Çünkü çok çabuk mikrop kapabiliyorlar. O yüzden daha çok idrar yolu enfeksiyonuna maruz kalıyorlar. Maalesef kız çocukları ya da erişkin kadınlar. Semptomları daha çok idrar çişini yaparken yanma, sızlama filan olur. Özellikle ağrılı idrar yapma olur. Sürekli idrar varmış hissi olur. Çok basit antibiyotiklerle tedavi edebiliyoruz bunları. Tabii tedavi edilmeyen idrar yolu enfeksiyonu böbreklere kadar çıkıp böbrek hastalıklarına, enfeksiyonlarına, yetmezliklerine bile neden olabiliyorlar. O yüzden idrar yolu enfeksiyonu deyip geçmemek lazım. Mutlaka tedavi etmek lazım. Özellikle kız çocukları, yeni doğanlarda da çok olur. Kız çocuklarında temizliğe, normal erişkin kadınlarda da temizliğe dikkat ederken tuvalet temizliğini mutlaka önden arkaya silmek çok önemli. Duru soğuk suyla yıkamak çok önemli. Ve kuru tutmak, nemli tutmamak idrar perineyi, bikini bölgesini çok önemli. Peki hocam sistit nedir? Sistit de mesanenin, idrar torbasının iltihabıdır, akut iltihabıdır. Çok kısa olduğu için kadınlarda üretra o dış mesaneyle, idrar torbasıyla dışarıya bağlayan boru hemen idrar torbasına yerleşen mikroplar ve en sık gördüğümüz idrar yolu enfeksiyonudur sistit. Peki bu enfeksiyonların olmaması için? Tek yapacağımız şey bol su içmek ve hijyenimize dikkat etmek. Hijyenimize dikkat edeceğiz. Evet.